Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı bütçe kanun teklifi ve 2019 yılı kesin hesap kanun teklifi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi grubuna söz almış bulunuyorum. Ekranları karşısında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımızı ve genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepimiz iki haftadır 2020 yılı için nasıl bir bütçe hazırladığı üzerinde konuşuyoruz. Eksiklikleri söylüyoruz, yapılabilecekleri söylüyoruz. Ama 18 yılda iktidarın vatandaşlarımızı nelere getirdiğini gözden kaçırmamamız lazım. Şöyle ki, ÖTV'den dolayı alkol alamayan vatandaşı nasıl kimyager yaptığını, sosyal hayatımızın ayarlarıyla oynarken vatandaşı sosyolog yaptığını, sinir sistemini bozarak vatandaşın psikolojisini bozduğunu, ihlal ettiği insan haklarıyla vatandaşı nasıl hukukçu yaptığını, geçim derdinde olan asgari ücretliyi, emekçilerimizi, işçilerimizi nasıl ekonomist yaptığını unutmamak lazım. Öncelikle herkes şunu bilmeli ve kabul etmelidir. Bu bütçe tam anlamıyla hayal bütçesidir. Bu bütçenin hayal bütçesi olmadığını kabul edenler, yani iktidar milletvekilleri, bu bütçenin gerçekten halkı kucaklayan, halkın dertlerine derman olan, halkın hayallerini gerçekleştiren, parayı eşit paylaştıran bir bütçe olduğuna inanıyor musunuz? Eğer inanıyorsanız lütfen benim de inanabilmem için size soracağım şu kısa sorulara samimi olarak cevap verin. Bu bütçede iş istiyorum, çocuklarım aç diyerek kendini yakan Adem Yarıcı'nın hakkı var mı? Ataması yapılmadığı için intihar eden 21 yaşındaki matematik öğretmeni Kevser Abdülkadiroğlu'nun hakkı var mı? Yok. Öğrencilerine ders anlatırken internet bağlantısının yaşadığı sorun nedeniyle çıktığı tepede kalp krizi geçiren ölen Aziz Serin'in hakkı var mı? Maalesef yok. Çocuklarına çöplerden meyve arayan, ekmek arayan, oyuncak arayan annelerin hakkı var mı? Tabii ki o da yok. Bu bütçede 22 Ağustos günü canım memleketim Giresun'da yaşanan sel felaketinde hayatını yitiren acılı ailelerin, evlatların, gözü yaşlı eşlerin hakkı var mı? Maalesef o da yok. Bu afet sonrası yenisini yapacağız diyerek evini yıktığınız, tek başına hayat mücadelesi veren Nurter Hezer'i 3 çocukla ve Ömer Ayazlı'yı 1 engelli 4 çocukla ortada bıraktınız. İşte bu bütçede onların hakkı da yok. Ve onlar sizlere haklarını helal etmiyorlar. Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir okul pantolonu alamıyorsam niye yaşıyorum ki diyen İsmail Devrim'in hakkı var mı? Onun da yok, çocuklarının da yok. Peki geçtiğimiz hafta avuçlarında iş aş yazarak intihar eden Samsunlu vatandaşımın hakkı var mı? O da yok. Bu bütçede yoksul olduğu için tarikatlara sığınan ve Aladağ yangınında hayatını kaybeden, eğer ben okursam kardeşlerimi de okuturum diyen küçük Cennet'in hakkı var mı? 3 yaşındaki oğlunun cansız bedenini bir çuval içinde sırtında taşıyan Vanlı babanın hakkı var mı? Maalesef o da yok. Daha geçtiğimiz gün ekonomik sıkıntılar içerisinde 10 aydır işsiz olan, intihar eden bağlama sanatçısı Duran Ay'ın hakkı var mı? O da yok. Aynı şekilde sağlık çalışanların, öğretmenlerin, işçilerin, emekçinin, çiftçinin, çocukların ve kadınlarımızın hakkı var mı? Tabii ki o da yok. Sizin hayal ve yandaş bütçeleriniz insanımızı borç batağına ve iflasa sürüklemiştir. Hayat pahalılığı, zamlar, banka borçları ve iflaslar vatandaşlarımızın üzerine karabasan gibi çökmüştür. Sarayın ekonomisi güçlensin diye yapılan bu bütçe insanlarımızı bunalıma sürüklüyor, açlığa sürüklüyor, borca sürüklüyor ve intihara sürüklüyor. Peki bunların sorumlusu kim? Susmaktan başka hiçbir şey yapmayan iktidar milletvekilleri, yani sizlersiniz. Sizler hep susuyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararnamelerle hukuk devleti olmaktan çıktı, sustunuz. Yürütmenin başı aynı zamanda parti genel başkanı olacağım dedi, sustunuz. Tüpraş, Tekel, Petkim, Sümerbank, Seka, Türk Hava Yolları, cam ve şeker fabrikaları, tank palet fabrikaları ve birçoğu satılırken sustunuz. Zor şartlarda çalışan öğretmenlerimiz, askerlerimiz artık intihar etmeye başladı. Her gün yüzlerce insanımız ve sağlık çalışanlarımız Covid'den ölüyor,
ama sizden ses seda yok ve hala susuyorsunuz. Eğer gerçekten bu olanları hazmedebiliyorsanız, yetimin, emekçinin, memurun, işçinin haklarını savunamıyorsanız, olup biteni eve gidip yastığınıza kafanızı koyarken rahat rahat uyuyabiliyorsanız, ben sizlere artık başka bir şey demiyorum. Siz susun ve hayal satmaya devam edin. Halk her şeyi biliyor ve sizi göndereceği günü bekliyor. Siz parayı yıllardır vatandaşın mutfağından alıp iktidara yakın olanlara harcamadınız mı? Siz kefenin cebi yoktur ama bütün elbiselerin cebi vardır anlayışı ile cepleri bir güzel doldurtmadınız mı? Etrafınızdaki zengin edersen, etrafındakileri zengin edersen, küpler dolarken paraya paraya demediniz. Ama faiz üstüne faiz öderken, doların, euronun ateşi yükselirken, günde 75 milyon dolar, saatte 3 milyon lira, her dakika 50 bin lira faiz öderken, bütçede 240 milyar lira açık verirken, faizcilere 179 milyar lira öderken konuştunuz. Ey Hans, ey dış güçler, ey iç mihraklar dediniz. Ama bir kere bile halkımızın alın teri demediniz. İş, aş, ekmek demediniz. Şu pandemi sürecinde siftah yapamayan, kepek kapatan esnafa biz buradayız hiç demediniz. Velhasıl gelinen noktada vatandaşlarımıza hiçbir şekilde sahip çıkmadınız. Kendisinden olmayan vatandaşa nefes almayı bile çok gören bu iktidar, bu tek adam rejimi emin olun ilk seçimlerde yine gidecek. İşte o görmeyen, duymayan, bilmeyen, susan her kim varsa yediklerinin hesabını tek tek verecek. Değerli milletvekilleri, izin verirseniz 22 Ağustos'ta Giresun'da yaşanan sel felaketlerine de değinmek istiyorum. Selin üzerinden 4 ay geçti. Kaybolan 4 kişi hala bulunamadı. Ne zaman bulunacak onu da bilemiyoruz. Ama selin sebebinin toprağın suya doymasına bağlayıp yurttaşı suçlamanın yanlış olduğunu biliyoruz. Giresun ile Gümüşhane'yi birbirine bağlayan ve tek karayol olan Tirebolu Doğankent geçidine menfez yaptığınız için 5 askerimiz şehit oldu, onu biliyoruz. Keşke oraya viyadük yapsaydınız da o askerlerimiz şehit olmasaydı. Ve sel sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Giresun'a geldi. Sözde acılı insanların acısını paylaşacak, onlara destek olacak ama maalesef olmadı. Acı gözyaşını paylaşmak yerine miting yaparak Giresunlu hemşehrilerimin kafasına çay attı ve keyif çayı demleyin dedi. Arkadaşlar, Giresun'a gelip keyif çayı mı verilir? Hangi cenaze evinde ya sevinde keyif çayı demlenir? Herhalde siz ya cenaze evinin ne anlama taşıdığını bilmiyorsunuz ya da her zaman olduğu gibi milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz. Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, 2 haftadır bütçe konuşmalarını takip ediyorum ve çok saygıdeğer Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri kürsüye geldikleri zaman siz CHP zihniyeti, CHP zihniyeti diye sataşmalar yapıyorsunuz. Ben size anlatayım CHP zihniyetini. Anlatayım. Anlatayım vekilim, dinle. CHP zihniyeti bu ülkeyi ve bu cumhuriyeti kuran, kapitülasyonları kaldıran, padişahlığı bitiren, millet iradesini meclise veren ve benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır diyen ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. CHP lideri seçimi kaybedince sorulan bir soruya yönelik, çok partili hayata geçtik, en büyük yenilgim aslında en büyük zaferimdir sözüyle yeni bir dünya düzeni kurulur, Türkiye orada ve yerini alır diyen büyük devlet adamı İsmet İnönü'dür. CHP zihniyeti biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın topraklarına, Ege'nin deniz yataklarına yazmışız. Biz milliyetçiliği Batı Anadolu'nun haşhaş şartlarına yazmışız diyen Karaoğlan Bülent Ecevit'tir. CHP zihniyeti biz servri yapanların değil, Lozan'ı yapanların, servi yırtıp atanların partisiyiz. Bize faşist diyenlere, bize demokrasi dersi vermeye kalkanlara verilecek tek cevabımız vardır. O da halkın iradesiyle iktidar olmuş bir siyasi partinin lideri yasaklanmamalı sözüyle size başbakanlık yol açarken demokrasi dersinin
kimin verdiğini bu halk gördü, görüyor diyen Deniz Baykal'dır. Tamamlayalım lütfen. Bitiyorum Sayın Başkanım. CHP zihniyeti hak, hukuk, adalet için Ankara'dan İstanbul'a kadar demokrasi yürüyüşü yapan ve ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Ben tehdit edildiğim zaman mal varlığımı aramazsanız, incelemezseniz şerefsizsiniz diyen Kemal Kılıçdaroğlu'dur. CHP zihniyeti alın terinden yana olmaktır. CHP zihniyeti kul hakkından yana olmaktır. CHP zihniyeti emekten yana olmaktır. CHP zihniyeti çiftçiden yana olmaktır. CHP zihniyeti işçiden yana olmaktır. CHP zihniyeti gençlerden yana olmaktır. CHP zihniyeti kadından yana olmaktır. CHP zihniyeti cumhuriyetten yana olmaktır. CHP zihniyeti bağımsızlıktan yana olmaktır. CHP zihniyeti özgürlükten yana olmaktır. CHP zihniyeti adaletten yana olmaktır. Ama hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Biz geldiğimizde halkın bütçesi halka eşit dağıtılacak.